Bu bütçeyi yaparken ulaştırmacıyı düşünmediniz. Çiftçiyi hiç düşünmediniz. Nakliyeci, otobüsçü, minibüsçü hiçbirini düşünmediniz. Hatta asker ücretliyi bile düşünmediniz. Neden düşünmediniz biliyor musunuz? Çünkü asker ücrete yapsanız yapsanız 100 TL veya 150 TL zam yapacaksınız. Ama asker ücretliye daha hızlı 150 TL zam mı yapmadan geçen ay kullandığı Doğan görünümlü Şahin'i bile çok gördünüz. %25 MTV zammı yaptınız. Elinden Doğan görünümlü Şahin'i bile aldınız, sattırdınız. Bunun traktör olmadığını itiraz eden var mı? Buna Avrupa'da traktör deniyor. Türkiye'de de deniyor. Ancak bunu Avrupa'da kesinlikle kullandığı akaryakıtı ÖTV'siz, KDV'siz veriliyor. İster Bulgaristan, ister Yunanistan, Almanya, Belçika, Fransa, hangi ülkeyi alırsanız alın, bu traktöre ÖTV'siz, KDV'siz veriliyor. Ancak bu traktör nasılsa sanki Taksim'e gezmeye gidiyor. Ne diyeyim, burada Kızılay Meydanı'nda gezmeye gidiyormuş gibi çiftçilerimiz, bu traktöre normal bir araca verilen mazot gibi, bu çiftçimizin kullandığı traktöre ve döver biçere 5 TL'den mazot veriliyor. Yazıktır, bu çiftçimizin hakkına yazıktır Sayın Bakan. Bunun yanında bakın, ben de diyorum ki bu kullanan, elbette ki bunu kullanan vatandaşlarımız da var. En doğal hakkı, parası vardır. Bunu kullanan vatandaş 1.8'den mazot alıyor. Yazık, yazık. Osman Gazi Köprüsü'nden verilen 40 bin geçiş garantisinden dolayı geçen yıl günlük 23 bin geçiş olduğu tespit edildi. Sizler tarafından da onaylandı. Her gün 23 bin çarpı 42 dolar. Yani 35 dolar artık KDV, 42 dolar. Bu da yapıyor. Günlük 966 bin dolar. Çarpı 365, 352 milyon 590 bin dolar şimdiden bütçenizde açık var. Bu size ders olmadı, bize ders olmadı. Şimdi yaptınız ikinci hatayı. Nerede yapıyorsunuz? Bu sene başlayacak olduğunuz, başladığımız, temelini attığımız Çanakkale'de. Bakın ne yaptınız? Dediniz ki yapıcı firmaya günlük 45 bin geçiş garantisi veriyoruz. Bakın oradan hem Çanakkale Eceabat'tan veya Lapseki'den günlük en fazla ben diyorum 7 bin 8 bin, Bülent Bey diyor ki 10 bin 14 bin, problem değil, 14 bin olarak geçiş garantisini alalım, geçtiğini kabul edelim, 14 bin düştüğümüzde 45 binden 30-31 bin. Şimdiden bu firmaya, yapıcı olan bu firmaya, o firmada her zamanki firmanız biliyorsunuz, yani yandaş firma biliyorsunuz, kim olduğunu söylemek istiyorum, kim olduğunu söylemek istemiyorum, şimdiden senelik 200 milyon euro şimdiden zararınız var.